Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. 33.307 metrekarelik bir tarladayız. Burası neresi? Balıkesir, Balya, Mancınık köyündeyiz. 33.307 metrekarelik bir tarla. Aracımızla geldik bak. Tarlaya aracımızla gelebiliyoruz. Çok rahat. Bizimki çapı 4x4 Duster araba. Yolun bozuk yerleri var ama ona rağmen çok rahat bir şekilde geldik. Bir Renault arabayla da gelebilirsiniz buraya. Yaz, kış gelebilirsiniz. Arazimizin resmi yolu yok, kadası yolu yok. Ancak ormandan tarla yolları var. Tarla yollarından kepçeyle düzleterek, temizleterek gelebilirsiniz. Doğanın içerisinde, havadar bir yer. Arkamda çok güzel bir köy var. Değirmendere köyü, Balya Değirmendere köyünü de görüyoruz. Bugün de hava güzel. Burada komşu koyun yapıyor. Aynı zamanda hayvancılık yapılabilecek, her türlü işi yapabileceğiniz güzel bir arazi. Hep birlikte detayları izliyoruz. İşte aracımızla geldik. Araziye giriyoruz. Bakınız arazimize girdik. Evet, arazimizde koyun yayılıyor. Arazimizin ön tarafına geldik. Gerçekten burası düz arkadaşlar. Bak, arazimiz çok hafif, tatlı eğimli. Tatlı eğimli. Batıya cephe. Doğuya cephe, hafif de kuzeye cephe, dümdüz bir yer. Ortasında ağaçlar var. Bak, arazi gerçekten çok güzelmiş. Düz, arazimiz düz arkadaşlar. Arazimiz düz. Karşıdaki köyü görüyoruz. Bakın bu köyler ne köyü? Değirmendere köyü. Balya Değirmendere köyü. Arazimizin tam ortasına geldik arkadaşlar. Bakın, arazimiz aynı zamanda avluyla çevrili. Bak, hiç avlu yapmanıza gerek yok. Biraz avluya bazı yerlerine bakım yaparsanız, bak köylü çalıdan çırpıdan avlu yapmış. Avlusu başında bir yer. Arazi çok hafif, tatlı bir eğim var. %5 ile 10 arasında çok tatlı bir eğim var. Ortası dümdüz, bakınız. Ağaçları görüyorsunuz. Düz olduğu zaten belli oluyor. Burası da sırt. Karşıda da Değirmendere köyü. Daha karşıda Balya Gönen yolunu görüyoruz. Yine Söğüt köyünü görüyoruz. Karşı tarafta Balıkesir Gönen Söğüt köyü. Havadar bir yer. İnternet ve telefon full çekiyor burada. Arazinin tam ortasındayım arkadaşlar. Bak, tam ortası. Arazimiz gerçekten dümdüz bir arazi. Dümdüz bir arazi. Karşı tarafta hazine arazisi var. Çiftlikler var. Etrafında başka tarla var. Hemen bak, karşı tarafta yine hazine arazisi var. Orman var. Burada ne olur? Badem olur. Zeytin olur. Hayvancılık olur, salma sığır olur, her şey olur. Sanırım şurada bir bölge var, orada da su kaynağı var. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bak, arazimizin tam ortasındayım. Etrafı avluyla çevrilmiş, dümdüz, havadar, telefon ve internetin full çekti. Kaz Dağları'na da 30 kilometre mesafede, Kaz Dağları'nı da söyleyeyim size, yakın bir yer. Arazimizin en alt kısmındayız sevgili izleyiciler. En alt kısımda sulak, bak burada aslında su kaynağı var. Buraya kuyu yapılırsa, bak bu bölgeye, burada su toplanabilir. Alt tarafta erik ağaçları var. Sanırım burada tabi kavak var. Suyun olduğu yer işte burası arkadaşlar. Buraya kuyu yapılacak. İşte arazimiz burası. İşte arkadaşlar, arazimizin hemen kenarında çeşmeyi görüyorsun. Bak, bu çeşme yazın da akıyor, kışın da akıyor. İşte çeşme burası. Çeşme tam sınırına bak. İşte arazimiz orası. Burada küçük bir bahçe yapalım. Bak, su dışarı akıyor. Tabi bu tarla da çok güzel. Tertemiz. Bak, burası çayır. Ekilip biçiliyor. Yandaki arazi de böyle. Bakarsanız bu şekilde olur. İşte kavakların olduğu yer. Çeşme burada. Bu çeşmeden, sudan tatlı su istifade edebilirsiniz. Arazimizin hemen kenarında, bakınız. Evet arkadaşlar, arazimizin yolu burası işte. Bak, bu yoldan biz Değirmendere'ye gidiyor bu yol, aynı zamanda Mancınık'a da gidiyor. Burası resmi yol. Sadece şöyle bir kepçe gelirse, yolu biraz açarsa basit, rahat gidilip gelinebilir. Evet arkadaşlar, karşı taraf gördüğünüz gibi Değirmendere köyü. Burası asfalt. İşte biz de aracımızla arazimizden geldik, bakınız. Gördüğünüz gibi buradan yaklaşık 1 kilometre sonra arazilerimize gidiyoruz. Kaç tane arazimiz var burada? Bir tane 33 dönüm bir arazi sizlere gösterdim.
19 dönüm arazi gösterdim. Bir de 48 dönümlük 3 tane arazi gösterdim. İşte 3 tane araziye giden yol işte bu yol arkadaşlar. 1 kilometre buraya, 1 kilometre burası da Değirmendere köyü. Balya'ya da burası 25 kilometre mesafede.
Arazi arayanlar, tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansı'nda. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.araziTV.net.